Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Cumhuriyet döneminin diğer önemli şairlerini ele alacağız. Bu şekilde nitelendiriyorum çünkü bunları herhangi bir yere kondurmadım açıkçası. Yani toplumcular, şunlar bunlar vesaire şeklinde almadığım isimler oldu bunlar. Çok karma bir yapıya sahip bir video izleyeceksiniz bu anlamda. Pek öyle her kitapta da anlatılan cinsten isimler değil. Öncelikle bunu da belirtmek istiyorum. Belki bazı isimleri bulamayacaksınız bile. Bir ihtimal olduğunu söylüyorum tabii bunun sadece. Onu belirtmiş olayım en başta ve çok fazla isim ele almaya çalışacağım. Yani biz 56'da 56 hedefliyorsak eğer ve 56 soruda en az 2-3 sorunun çok zor soru olduğunu düşünüyorsak, bu soruları da kaçırmak istemiyorsak bu isimleri bilmemizde yarar var diye düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Şimdi ilk olarak Gülten Akın'ı ele alacağız. Dikkat edin, fotoğrafı bakarsanız eğer güçlü, kararlı bir kadınla, şairle karşı karşıyayız burada. Sanatçımız 1950'li yıllarda yazmaya başlamıştır ve şiirle başlamıştır. Ve birçok şairimiz gibi, yani bu dönemde başlayan birçok şair gibi ikinci yeni şiirinden etkilenmiştir. Fakat daha sonra 1970'li yıllarda toplumcu gerçekçi şiir anlayışına yönelmiştir. Ve bu andan itibaren de sanatçımızın biraz daha sert bir üsluba sahip olduğunu, mücadeleci bir üsluba sahip olduğunu gözlemleyebiliriz. Fazıl Üstünü Dağlarca'nın 2008 yılındaki ölümünden sonra Milliyet Gazetesi bir anket düzenliyor. Yaşayan en büyük Türk şairini belirlemek adına. Ve bu anket sonucunda Gülten Akın gösteriliyor yaşayan en büyük Türk şairi olarak. Sanatçımız 2013'te Beni Sorarsan isimli bir kitap yayınlıyor ve bu kitap sanatçının şiir yaşamındaki, edebiyat yaşamındaki doruk nokta olarak tanımlanıyor. 1951 yılında sanatçımızın ilk şiiri yayınlanıyor Son Haber gazetesinde. Tabii burada bazen yorumlarda buna denk geliyorum. İşte bu önemli mi? Son Haber gazetesi önemli mi? Ya, tabii ki önemli değil. Sana şunu sormayacak. İşte ilk şiiri 1951'de Sonbahar gazetesinde yayınlanan şair aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir soru yok. Yani bu, kusura bakma, yani çok saçma, hani daha da ileri boyuta götürmek istemiyorum sözlerimi. Saçma bir şey olur tabii ki. Ama burada çerez maddelerden birisidir bu. Ve sadece sana ana maddeleri vermeye kalkarsam ben burada, ki bu zaten elenmiş bir şekildedir. Yani bu sanatçılar üzerine kitaplar, tezler yayınlanmaktadır, hazırlanmaktadır. Bu zaten karşınıza getirdiğimiz öz maddelerdir. Bunun da ötesine gelirsek o zaman şey gibi yapalım. Hani şimdi söylemek istemiyorum. Bazı yayınlar var. İşte bazı seriler var. İki kelimeyle, iki maddeyle geçiyorlar. Bir maddeyle geçiyorlar şairleri. Eserlerinin atıyorum 20 eseri varsa 4'ünü veriyorlar sadece. Ya yok böyle bir şey. Sen eğer iddialıysan beni dinlemeye devam et. Eğer iddian yoksa başka kanallar var. Başka istasyonlar var bu anlamda. O şekilde devam edebilirsin. Tavsiyem bu. Ama ben biraz daha derinlikli anlatmaya devam edeceğim. Israrla, inatla. Sanatçımız tabii ki o dönemin çeşitli dergilerinde şiirlerini yayınlamaya devam ediyor. Bunları geçiyorum. Şiirlerin konusu olarak neyle karşımıza çıkıyor peki? Doğa, aşk, ayrılık, özlem gibi konular. Bu tabii ki nedir? En başta belirttiğim gibi ikinci yeni şiir anlayışıyla, yani bireysel şiirler yazarken bu konuları işliyor. Yani bireysel konuları. Fakat daha sonra toplumsal sorunlar ağır basmaya başlıyor şiir anlayışında. Gülten Akın ne demiş? Beni sorarsan kış işte. Müthiş. Bir de bir sanatçıyı anlamanın en güzel yolu onun şiirlerini, sözlerini okumaktır diye düşünüyorum. 1980 öncesinde halkın yaşadıkları onun da hayatına ve şiirine yansıdı. Yani o 70 sürecinden bahsediyorum, 70-80 aralığında. Dolayısıyla ister istemez toplumculuğa duyarlı bir şair olarak yönelmiştir sanatçımız. Coşkulu bir insan sevgisiyle yoğrulan şiiri toplumsal sorunları, yaşam halk ilişkisini öne çıkartmıştır. Şiirlerinde büyük ölçüde halk edebiyatından, yani folklorik ögelerden yararlanmıştır sanatçımız. Daha sonra şiir üzerine düz yazılarını da bir araya getirmiştir. Şiiri Düzde Kuşatmak isimli
kitabında şöyle bir alıntı yaptım. Unutma sakın unutma. Bağışlama sakın. Sakın düşmanını sevme. Sakın susma. Bekle. Büyük kavgayı bekle. Anlıyor musun yüreğim? Dedi Gülten Akın. Sanatçımız bunlar dışında yani şiir anlayışı dışında kısa oyunlar da yazdı. 7 adet kısa oyun yazdı. Tiyatro metinlerinde de kadın temasını özellikle ön planda tuttu. Evlilik, düzene yönelik eleştiriler, yoksulluk, yalnızlık, yaşlılık, yabancılaşma gibi konular bu kısa oyunlarının konusu oldu. Evet, sanatçımızın bazı şiirleri bestelendi. Bunların arasında işte Büyü Yavrum, Deli Kızın Türküsü özellikle ön plana çıkmaktadır. Bunlar dışında şiir kitapları Kırmızı Karanfil, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı, Ağıtlar ve Türküler ne demiştik dikkat edin, folklorik unsurlar demiştik bakın, folklorik unsurlar, Seyran Destanı, İlahiler, folklorik unsurlar dedik, kitap isimlerinde bile bunlar rahatlıkla hissediliyor. Sonra işte yaşlandım, sessiz arka bahçeler uzak bir kıyıda. Tabii sanatçımızın birçok ödülü var. Varlık Şiir Yarışması'nda, Türk Dil Kurumu, TRT, Yeditepe Şiir Armağanı, Halil Kocagöz, Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri, Akdeniz Altın Portakal Şiir Ödülü, Dünya Gazetesi Yılın Telif Kitabı Ödülü, Metin Altıokş, Erdal Öz Edebiyat Ödülü gibi ödüller almış sanatçımız. Ve dikkat edin, Sığda, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı, Ağıtlar ve Türküler. Bu özellikle ödül aldığı eserler bizim için çok önemli. Bunların karşımıza gelebilirliği giderek artmış oluyor. Bir diğer ismimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Tabii Ümit Yaşar Oğuzcan deyince aşkın, lirizmin şairi aklımıza geliyor. Bu ifadeler aklımıza geliyor. Tabii bir de ölüm temasının şairi olduğunu söyleyebiliriz sanatçımızın. 1926-1984 yılları arasında yaşamıştır şairimiz. 1984'te İstanbul'da yaşamını yitirmiştir. Sanatçımızın eğitimli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Bir sanat galerisi kurduğunu İstanbul'da ifade edebiliriz. Bankada vesaire çalıştığını biliyoruz. Bunun dışında Çarşaf isimli mizahi dergide mizahi şiirler de yazmıştır. Sanatçının özellikle siyasi hicivlerinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Rubailer kaleme almıştır özellikle. Bunlar da yine çok önemlidir. İlk şiiri 1942'de yayınlanmıştır Kocatepe gazetesinde. Bunun dışında daha sonra değişik dergilerde karşımıza çıktı şairimiz. İlk şiir kitabı ise İnsanoğlu'dur. 1947'de basılmıştır. Yani ilk şiirinin çıkmasının ardından 5 yıl geçtikten sonra. Özellikle az önce de belirttiğim gibi aşk ve ölüm şairi olarak karşımıza çıkıyor Ümit Yaşar Oğuzcan. Şiirlerinde Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığı görülmektedir. Sanatçımız defalarca intihar eden, psikolojik sorunları olan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Oğlu da tabii ister istemez bundan etkilenmiştir. Ve yanlış hatırlamıyorsam 18 yaşındayken Galata Kulesi'ne çıkar oğlu Vedat ve intihar eder. Hatta rivayete göre işte avucunun içinde şöyle bir not bulunduğu söylenir. Öyle intihar edilmez, öyle ölünmez, böyle ölünür şeklinde. Tabii bu çok sarsıcı bir durumdur. Defalarca intiharı deneyen fakat başarısız olan Ümit Yaşar, oğlunu tek seferde kaybetmiştir, tek intihar girişiminde. Onunla belki konuşma veya bir şeyleri düzeltme fırsatı bulamamıştır. Bu yüzden ölüm teması onun için artık daha ağırlıklıdır. Sanatçının bazı şiirleri de bestelenmiştir. Bu da yine önemli. Birçok isimden dinledik aslında onun şiirlerini. Nedir? İşte Zeki Müren'den özellikle dinlediğimi hatırlıyorum. İşte Zara'dan dinledik vesaire vesaire. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. İnsanoğlu, Dolmuş, Üstüme Var mı İstanbul, Sahibini Arayan Mektuplar, Yeni Dünya Rekoru, Sevenler Ölmez, Çiyan Gözler, Ötesi Yok, Hüzün Şarkıları, Bir Gün Anlarsın, Sadrazamın Sol Kulağı, Mihribana Şiirler, İnşallahla Maşallahla, Taşlar ve Başlar, Seni Sevmek. Tabii birçok şiir kitabı var sanatçımızın. Ben Seni Sevdim mi? Biraz atlayacağım. Aşk mıydı o?
Rubailer, Acılar Denizi, Oğul Koşması, Milyon Kere Ayten, Beni Unutma, Ben Senin En Çok, Dostlar Seni Unutur Mu diyelim. Bir diğer isim Ahmet Telli. Önemli isimlerimizden birisi. 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğdu. Bir dönem köy öğretmenliği yapmış bir isim. Liselerde de Anadolu'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış. 12 Eylül döneminde uzunca bir süre tutuklu olarak kalmıştır. 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirimizin ikinci kuşağında yer alan isimler arasındadır. İsmet Özel'den etkilenmiştir, özellikle sözcük seçimi konusunda. Atilla İlhan da bir diğer etkilendiği isimler arasındadır. Romantik ve başkaldırıcı şiirleriyle ona yakın durmaktadır. Eserlerimize bakalım. Yangın Yılları, Hüznün İsyanı Olur, Dövüşen Anlatsın, Saklı Kalan, Su Çürüdü, Belki Yine Gelirim, Çocuksun Sen, Kalbim Unut Bu Şiiri, Barbar ile Şehla, Yüzünün Doğusu Gül şeklinde hem Türkçe hem Kürtçe olarak karşımıza çıkan bir eser. Nida, Bakışın Senin. Öykü alanında da Arkadaşlık Günleriydi isimli eseri var. Hüznün İsyanı Olur kitabı ödüllü bir kitap. Bu anlamda önemli. Saklı Kalan bir diğer ödüllü eserimiz ve bir diğeri Nida. Özellikle bu eserlere bu anlamda dikkat edin derim. Ahmet Erhan bir diğer ismimiz. 1958-2013 yılları arasında yaşamış bir isim. Türkçe öğretmenliği yapmıştır Ahmet Erhan. 78 kuşağının önemli isimlerinden birisidir. Çok genç yaşta Alacakaranlık'taki Ülke şiiriyle ödül almış. Üstelik Behçet Necatigil şiir ödülünü almıştır. Şiirleriyle birçok ödül aldı tabi. Cemal Süreya, Behçet Aysan, Halil Kocagöz özellikle. Melih Cevdet Anday şiir ödüllerini almış bir isim. Bunun dışında Dionysos şiir ödüllerine de layık bulunmuş 2005 yılında. Evet, Sahibinden Satılık isimli şiiri bu anlamda sanatçımızın önemli. Yine Melih Cevdet ödülünü aldığı eseri. Sanatçımız gırtlak kanseri sonucu 55 yaşında vefat etmiştir. Alacakaranlık'taki Ülke, Yaşamın Ufuk Çizgisi, Akdeniz Lirikleri, Ateşi Çalmayı Deneyenler için Deniz Unutma Adını, Öteki Şiirler, Sevda Şiirleri, Zeytin Ağacı, Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi. Bu eserler bizim için önemli diyebileceğimiz eserler arkadaşlar. Bunun dışında Köpek Yılları, Ölüm Nedeni Bilinmiyor, Resimli Ahmetler Tarihi, Bugün de Ölmedim Anne, Ankara, İstanbul Karatreni, Ne Balık Ne de Kuş, Kaybolmuş Bir Köpek ilanı, Şehirde Bir Yılkı Atı ki ödüllü eserimiz, Sahibinden Satılık ki ödüllü eserimiz. Bütün hayatlar tek bir çizginin üstünde, birdenbire birleşti ülkemde. Herkes birbirinin yüzüne sorar gibi bakıyor. Bugün kim ölecek? Aslında ülkemizin kaçınılmaz gerçeğini çok iyi özetleyen bir şiir olmuş bu da. Yaşamak seni seviyorum demenin başka türlüsü. Yine başka bir nevi Twitter'lık belki bir söz. Lale Müldür bir diğer ismimiz. Lale Müldür'ün çok güçlü bir şair olduğunu, kültürlü, birikimli bir şair olduğunu söyleyebiliriz. Düşünün ki şiir bursu alarak Floransa'ya gitmiş bir isimden bahsediyoruz burada. Bunun dışında sanatçımızın elektronik ve ekonomi bölümlerine devam ettiğini söyleyelim ODTÜ'de. Yani akademik anlamda da kendisini geliştiren bir isim. Aslında bu tamamen ailevi bir istek olarak karşımıza çıkıyor. Babasıyla evde sürekli bir tartışma vardır. Şairlik para etmez. Dolayısıyla akademik olarak kendisini geliştirmesini ister ailesi. Okumayacağını iddia etmektedir babası. Ona inat bir nevi okur. Bu kendini kanıtlama sürecidir diyebiliriz. İlk şiirleri Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde çıkmıştır. Bunun ardından diğer dergiler karşımıza geliyor. Şiirlerinden bazıları bestelenmiştir. Filmlerde kullanılmıştır bazı şiirleri. Dikkat edin, zaten günümüzdeki dizilerde, filmlerde çokça şairlerin şiirlerine ya da romanlarına, yazarların romanlarına ve oradaki cümlelere yer veriliyor. Şiirlerinden bir seçki
Peter Music adıyla Dublin'de yayınlandı. Fransız ressam Colette Debly'nin resimleri üzerine yazdığı şiirlerse Fransız Enstitüsü'nden Yağmur Kızı Böyle Diyor adıyla Fransızca olarak yayınlanmıştır. Bu da sanatçımızın uluslararası çalıştığının bir kanıtıdır. Türkiye'yi temsilen birçok toplantıya katılmıştır sanatçımız. Bir dönem Radikal Gazetesi'nde de yazılar yazmıştır. Uzak Fırtına, Seriler kitabı, Kuzey Defterleri, Buhuru Meryem, Divan-ı Lügat-ı Türk, Saatler Geyikler, Ultrazonda Ultrason, Güneş Tutulması, Medine ve Kavun Likörü, Siyah İstanbul, Lale Müldür'ün eserleri arasında. Arif Tamar ele alacağımız başka bir isim. İlle görmek için mi beklenir güzel günler? Beklemek de güzel diyen şairimiz, toplumcu gerçekçi çizgide karşımıza çıkıyor. Sanatçımızın bir memur olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun dışında Mahmut Paşa'da işportacılık yapan da bir isim olarak karşımızda. Yani kısacası ekmeğini, geçimini sağlayabilmek için her türlü işe girmiş çıkmış bir isim. 51 yılında TKP davasından tutuklandı. 2 yıl cezaevinde kaldı ve daha sonra beraat etti. Ve değişik işler yaptı yine. Avukat, katipliği, muhasebecilik gibi. 1969'da Yeryüzü Kitap Evi'ni açtı. Yeryüzü ismiyle bir de dergi çıkarttı. İlk şiiri Edirne'de Akşam'dır. 1940 yılında yayınlanmıştır. Yeni İnsanlık dergisinde yayınlanmıştır bu şiiri de. Daha sonra değişik dergilerde yine şiirleri yayınlanmaya devam etmiştir. Toplumsal gerçekçi anlayışta şiirler yazmaktadır şairimiz. Kavgacı fakat bir yandan da insancıl, barışçıl bir tarafı vardır şairimizin. Biçim kaygısı da onun için önemlidir yine. Arif Barikat Takma ismiyle şiirler yazmıştır. Günden Güne isimli kitapta toplamıştır şiirlerini. Günden Güne Arif Barikat Takma adıyla. İmgeye ağırlık vermiştir. İkinci Yeni şiirinden etkilenmiştir bir dönem sanatçımız. Bu dönemde bunun dışında Arif Hüsnü, Ece Ovalı, bir de Arif Barikat demiştik, takma isimlerini kullandığını söyleyebiliriz. Bu özellikle davaların etkisi vardır sanatçımızın üzerinde bu takma adlarını kullanmasında. Şiir alanında verdiği eserlerimize bakalım. Günden Güne, İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, Saat 8'i Geç Vurdu, Alıcı Kuş, Seslerin Ayak Sesleri, Alıcı Kuş'un Kardeşliği, Ölüm Yok Ki, Ay Ayakta Değildi, Acı Ertelenirken, Yoksulduk Dünyayı Sevdik, Alıcı Kuşu Kardeşliğin, Ay Kar Toplamaz Ki, Eski Yağmurları Dinliyorum. Evet, İstanbul Bulutu isimli kitabıyla da sanatçımız ödül almış. Cahit Irgat bir diğer önemli ismimiz. Sanatçımız aynı zamanda bir oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk yapmıştır. İşte bunun dışında Yeşilçam'da da yine boy gösteren isimlerden birisidir. Tiyatrolarda, filmlerde aktörlük yapan bir isim. Öyküler, tiyatro yazıları da yazmıştır. Bir de roman denemesi vardır. Fakat bu da bir gazetede tefrika halinde kalmıştır sadece. Geri Dönemezsin isimli kitabı. Romantik ilk şiirleri Cahit Saffet imzasıyla yayınlanmıştır. Başlangıçta bireyci olan sanatçımız toplumcu şiire yönelmiştir daha sonra. Kötümser, öfkeli, büyük insan topluluklarını, sosyal gerçekleri aradığı deştiği görülmektedir bu toplumcu eserlerinde. Özellikle Nazım Hikmet şiirinin biçimsel yönden etkisinden uzak duruşuyla kendine apayrı bir yer edinmiştir. Kısa şiire ilgi duymuştur Cahit Irgat. Nazım Hikmet'in şiirinden daha çok garip şiirinden etkilendiğini söyleyebiliriz. İroniyi sevmektedir şiirlerinde, mizahi alayı sevmektedir. Bu anlamda garip şiirine yakın durmaktadır. Fakat öz açısından, içerik açısından garip dışından ayrılmaktadır, garip dışına çıkmaktadır. Eserlerimiz Bu Şehrin Çocukları, Rüzgarlarım Konuşuyor, Ortalık Rıgat'ın Türküsü. Roman alanında Geri Dönemezsin, İnsan Kafesi, anı türünde Çok Yaşasın Ölüler.
Metin Altıok bir diğer ismimiz. Metin Altıok 1993 yılında Sivas katliamında kaybettiğimiz isimlerden birisi. Felsefe bölümü mezunu, 41'de İzmir'de doğmuş isimlerden birisi. Memurluk ve öğretmenlik yapmıştır. İlk şiirleri 1970'lerde yayınlanmıştır. Bazı bilgiler özellikle hızlı geçiyorum. İlk şiir kitabımız Gezgin. Bu Gezgin isimli kitapta birçok yapıyı bir arada barındırmaktadır şairimiz. Servet Fünun, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dranas, İkinci Yeni ve 1960'lara kadar şiir anlayışımızın izlerini bu eserde görmekteyiz. Kendi kuşağında en duygulu, en romantik şair olarak kabul edilmekte. Anlaşılması kolay imgeler oluşturmuştur. Halk şiiri biçimlerinden de yararlanmıştır şairimiz. Metin Altıok'tan bahsediyoruz. Kendinin Avcısı isimli şiir kitabı önemlidir. Romantik, acılı ve yalın bir söyleyişe ulaşmıştır bu eserinde sanatçımız. Madımak faciasından az önce bahsettik. Bu feci ve beklenmedik ölümün ardından Fazıl Say, Metin Altıok'un şiirleri üzerine Metin Altıok oratoryosu yapmıştır. Kızı Zeynep Altıok da, yani ekranda görülen şu yavrucak da, Gölgesi Yıldız Dolu adlı bir kitap çıkartmıştır. Sevenlerinin kendisiyle Metin Altıok'la ilgili olan anılarını yazmasını istemiş ve bu kitapta toplamıştır. Gezgin isimli kitabımız önemli. Yerleşik Yabancı, Kendinin Avcısı, Küçük Tragedyalar, İpek ve Klaptan, Gerçeğin Öte Yakası, Dörtlükler ve Desenler, Süveyda, Alaturka Şiirler, Yel ve Gül, Hesap İşi Şiirler, Şiirinin İlk Atlası, Bir Acıya Kiracı. Bir Acıya Kiracı isimli kitabı daha sonra bütün şiirleri olarak karşımıza çıkıyor. 1998 yılında, yani öldükten 5 yıl sonra. Kendinin Avcısıyla ödül alıyor. Gerçeğin Öte Yakasıyla yine Cemal Süreya ödülünü almıştır Metin Altıok. Cemal Safi, yaşayan önemli isimlerden biriyle devam ediyoruz. Cemal Safi 38 yaşından sonra şiir yazmaya başlamıştır. Bu anlamda enteresan isimlerden aslında birisidir. Ve yazdığı yaklaşık 150 şiir bestelenmiştir. Bu anlamda da rekor denilebilecek bir seviyeden bahsediyoruz. Bunların en ünlüsü Rüyalarım Olmasa, Vurgun, Gözüm Kesmiyor ve yine imkansız bu Rüyalarım Olmasa ile aynı şarkı olduğunu hatırlıyorum. Bunlarla ödüller almış bir isim. Şiirlerini Vurgun isimli kitapta toplamıştır. Sende Kalmış, Kıyamete 40 Kala, Ya Evde Yoksan sanatçımızın 4 şiir kitabıdır. Yaklaşık 150 şiirinin bestelendiğini az önce söylemiştik. Çok ünlü isimler söylemiştir sanatçımızın bestelenmiş şiirlerini. Tabii Türk Dil Kurumu tarafından da yine ödüllendirilmiş isimlerden birisidir. Türkçeyi en iyi kullanan şairler arasında gösterilmiştir. Sanatçımızın şiirleri de İtalyanca'ya, Rumence ve Arnavutça'ya çevrilmiştir. Günümüzde sanatçımız Balıkesir Akçay'da yaşamakta ve şiir festivalleri her yıl düzenlemektedir. Önemli şiirlerinden bazıları Ya Evde Yoksan, İç Benim İçin, Ayşen, Vurgun, Tek Hece, Sende Kalmış, İmkansız, Aheste, Mecbur Muyum Ben, Yeter Artık Daha Fazla Üzemezsin, Eskici, Git, Senden Sadece Beni Sevmeni istiyorum. Telefonda Sen, Bırak Beni Gideyim, Kılavuzum Karga Çıktı Neyleyim, Gelin Birlik Olalım. Sanatçımızın birçok şiirini aynı zamanda Orhan Gencebay seslendirmiştir. Vüsat Bener bir diğer ismimiz. Sanatçımız 1922'de Samsun'da doğmuştur. Hukuk fakültesini bitirmiştir. Çeşitli kamu kurumlarında çalışmıştır. Sanatçımız daha çok öyküleriyle dikkat çekmekte ve bunlar otobiyografik nitelik taşımaktadır. Gündelik olayları bilinç altında biriktirdiği gerçek yaşam parçalarıyla birleştirme konusunda ustadır sanatçımız. Diyalogları çok sık kullanmaktadır hikayelerinde. İlk hikayelerinde özellikle küçük kentlerin insanların basit yaşayışlarını anlatmıştır. Çehov tarzında, yani durum öyküsü kıvamında öyküler yazmıştır. Daha sonraki hikayelerinde soyut bir dünya kurmaya çalışmış, hikayelerinin içine kendisi de girmiştir. Yani az önce bahsettiğimiz o otobiyografi meselesi burada devreye girmiştir. Roman, öykü, tiyatro ve şiir türünde özellikle eserleri vardır sanatçımızın.
Roman alanında Buzul Çağının Virüsü, Bay Muannit Sahtegil'in Notları. Öykü alanında Dost, Yaşamasız, Siyah Beyaz, Kara Tren, Mızıkalı Yürüyüş. Oyun alanında Ihlamur Ağacı, İpin Ucu. Şiir alanında da Mazumeler isimli bir eseri var sanatçımızın. Vedat Türkeli diğer önemli isimlerimizden birisi. Yakın zamanda kaybettiğimiz isimlerden Vedat Türkeli. Bu yüzden tabii biz yakın zamanda yaşamını yitirenleri daha bir mercek altına alıyoruz. Karşımıza çıkabilirliği artan isimler bunlar. Asıl adı Abdülkadir Pir Hasan'dır. Ekranda da gördüğünüz gibi son bir dönem popüler hale gelen Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli dizinin aslında müellifi Vedat Türkeli'dir. Çünkü bir roman uyarlamasıdır bu dizi. Bunu öncelikle belirtmek isterim. Bunun dışında Hasan Deniz Takma adını da kullanmıştır sanatçımız. Daha sonra Vedat Türkeli ismini benimsemiştir. Sanatçımız Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okumuştur. Edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Ceza almıştır 1951 yılında siyasi anlamda suçlu bulunarak. 7 yıl sonra koşullu olarak serbest bırakılmıştır. Gar Yayınları'nı kurmuştur. Dolandırıcılar Şahı, Otobüs Yolcuları, Üç Tekerlekli Bisiklet, Karanlıkta Uyananlar gibi senaryoları vardır sanatçımızın. Sanatçımız edebiyata şiirle başlamıştır. Tabii şiir alanında çok başarılı olamamıştır. Daha çok roman türünde ve oyun yazarlığında kendisini kanıtlamış bir isim olarak karşımızda. Bir gün tek başına, Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm roman alanında sanatçımızın verdiği ve başarılı olduğu eserler arasında. Dallar Yeşil Olmalı isimli oyunuyla ödül almıştır. Yine Bir Gün Tek Başına isimli eseriyle de roman dalında birçok eser almıştır. Senaryo alanında birçok çalışması olduğunu az önce zikrettik. Bu yüzden bu bölümü tekrarlamayacağım. Fatma Gül'ün Suçu Ne'yi burada da hatırlatmak istiyorum. Senaryoyu kendisi de yazmış, romanından uyarlama yapmış. Roman alanında da az önce belirttik aslında yine eserlerimizi. Kayıp romanlar burada da yine çok önemli. Bunun altını çizeyim özellikle. Tiyatro alanında 141. Basamak, Bu Ölü Kalkacak, Dağlar Yeşil Olmalı. Şiir alanında da Eski Şiirler, Yeni Türküler isimli eseri sanatçımız için, sanatçımız adına önemli. Emer Gökçe bir diğer ismimiz. Emer Gökçe ile devam ediyoruz. 1920 yılında Erzincan'da dünyaya gelmiştir sanatçımız. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan sanatçımız bir dönem öğretmenlik yapmıştır. Fakat işte 51 döneminde, 1951 yılında tutuklanıp cezaevine gönderilen isimler arasında o da yer almaktadır. 6 yıl ceza yemiştir. Bunun dışında 2,5 yılda Çorum'da sürgün yaşamıştır sanatçımız. Tabii yıpratıcı bir süreçten bahsediyoruz. Gazetelerde daha sonrasında düzeltmenlik yapmıştır, yazarlık yapmıştır vesaire. Bir dönem şehir yaşamından bıkarak ve tabii yaşadıklarının etkisiyle doğduğu köye çekilmiştir. Kentlerden uzak yaşamıştır. Bir daha sonra ise Ankara'ya yerleşmiştir. Serbest nazım tarzında şiirler yazmıştır. Yetiştiği çevrenin dil özelliklerini kullanmıştır çokça. Yani o Erzincan bölgesinin, Erzurum bölgesinin ağzının şiirlerinde görüyoruz arkadaşlar. Halk deyişlerini kullanmıştır. Toplumsal düzenin yozluklarını, acılı insanlarını anlatmıştır sanatçımız. 61 yaşında da huzur evindeyken can vermiştir. Dost dost ille kavga, panzerler üstümüze kalkar ve öldükten sonra Şiirler isimli kitabı Enver Gökçe'nin yayınlanmıştır. Erdem Beyazıt bir diğer önemli ismimiz. Hemen Erdem Beyazıt deyince aklımıza tabii ki İslami, tasavvufi, mistik şiir anlayışı gelecek özellikle. Sanatçımız 1939'da Maraş'ta dünyaya gelmiştir. Yaşamıyla alakalı çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Birçok fakülte eğitimi görmüş. En son Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır yüksek öğrenimini. Edebiyat öğretmenliği, kütüphane memurluğu, sekreterlik, başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulunmuştur. Hatta bir dönem milletvekilliği bile yapmıştır Erdem Beyazıt.
ve 2008 yılında vefat etmiştir ve sevilen bir isimdir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani karşımıza gelebilirliği yüksek olan isimlerden birisidir. Sanatçımız toplumcudur. Aynı zamanda liriktir, kavgacıdır ve net ifadeler kullanır. Dolu ifadeler, arka planı olan ifadeler kullanır. İslami bir duyarlılığa sahiptir. Tasavvuftan çokça yararlanmıştır. Sebep Ey isimli eseri çok önemlidir. Bu eserde onun tipik şiir anlayışını görebilmekteyiz. Ve sanatçının işte hayatın, her şeyin tek ve mutlak sebebinin Allah olduğunu dile getirdiği şiirdir bu şiir. Şehrin yapmacık ortamından kaçış, zulme, haksızlığa başkaldırı, resmi ideoloji ve sloganlara bir karşı çıkış bulunmaktadır sanatçımızın şiir anlayışı içerisinde. Az yazan fakat kaliteli şiirler ortaya çıkartan isimlerden birisidir Erdem Beyazıt. Serbest şiiri de benimsemiş bir isimdir. Sebep Ey, Risaleler, Şiirler isimli eserleri önemlidir. Gezi türünde İpek Yolundan Afganistan'a isimli bir de kitabı vardır. Şükrü Erbaş bir diğer önemli ismimiz. 1953'te Yozgat'ta dünyaya gelmiştir sanatçımız. Değişik işler yapmıştır, memurluk, yöneticilik gibi. 1978 yılında Yolculuk isimli şiir kitabıyla ödül almıştır. Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülünü almıştır. Bununla dikkat çekmiştir sanatçımız. Dicle Üstü Aybulanık şiir kitabı da yine ödüllüdür. 3.5 harf kitabıyla da ödül almıştır. Gölge Masalı adlı şiir kitabı da ödüllü şiir kitaplarından birisidir. Kısacası bu kitapları özellikle kulağımızın bir tarafına muhakkak yerleştirelim. Duymuş olalım, karşımıza gelebilirliği yüksek. Denemeleri de vardır sanatçımızın. İnsanın acısını insan alır. Bir gün ölümden önce kitapları, denemelerinin yer aldığı kitaplar olarak karşımızda. Gülün Sesi Gül Kokar, düz yazılarından oluşan bir kitaptır. Onun şiirlerinde sert bir tutum olmakla beraber sevgi, hümanizm ön plandadır. Tabii insani açıdan toplumun vicdanı konumunda olan şiirler yazmıştır. Bunu insan sevgisiyle beraber vermeye çalışmıştır. Eserlerine bakalım. Küçük Acılar, Aykırı Yaşamak, Yolculuk, Kimliksiz Değişim, Bütün Mevsimler Güz, Dicle Üstü Aybulanık, İnsanın Acısını İnsan Alır, Kül Uzun Sürer, Gülün Sesi Gül Kokar, Bir Gün Ölümden Önce, Derin Kesik, 3.5 harf, Sarkacın Kalbi, Yalnızlık Geceleri, İnsan Sevmezse Ölür, Gölge Masalı, Unutma Defteri. Şükrü Erbaş'ın çok sert söylemlerinden birisi mesela. Canı cehenneme rahat uyuyanın, kapısını örtenin, perdesini çekenin, yüreği yalnız kendiyle dolu olanın, duvarları ancak çarpınca görenin, canı cehenneme başkasının yangınıyla evini ısıtıp yemeğini pişirenin. Cevat Çapan bir diğer ismimiz. Yine sanatçımızın akademik kariyerinin olduğunu biliyoruz. İngiliz Dili ve Edebiyatı profesörü olarak karşımızda sanatçımız. Çeşitli üniversitelerde görev yapmış, akademik kimliğinin yanı sıra özellikle şiir çalışmalarıyla tanınmış, bundan vazgeçmemiş, bu anlamda üretken olmuş isimlerden birisidir. Sanatçımız bir dönem devlet tiyatrolarında danışmanlık da yapmıştır. İlk şiiri 1952'de Varlık Dergisi'nde yayınlanmıştır. Şiirlerinde yaşama sevincini, umut, geleceğe dönük bir güven duygusunu işlemektedir. Onun şiirinde özellikle ben garip akımını, garip anlayışının izlerini görüyorum. Bazı açılardan tamamen olmamakla beraber özellikle bu yaşama sevinci buna dahildir. Sanatçımızın Dön Güvercin Dön isimli kitabının ödüllü olduğunu biliyoruz. 1986 yılında basılmış bu eser Behçet Necatigil şiir ödülünü kazanmıştır. Sanatçımız tiyatro eleştirileri yazmıştır. Şiir çevirileriyle de yine dikkat çekmiştir. Bunu da belirtelim muhakkak. Dön Güvercin Dön, Doğal Tarih, Sevda Yaratan, Libiver Estfini.
Dön Güvercin Dön'ün ödüllü eseri olduğunu az önce belirttik. Behçet Aysan bir diğer ismimiz. Sanatçımızın doktor kimliğini biliyoruz. 1993 yılında Sivas Madımak katliamında öldürüldüğünü biliyoruz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Sanatçımız adına da her yıl ödül verilmektedir. Düzenli olarak anmak adına sanatçımızı. Evet, toplumcu gerçekçi şairlerimizden birisidir. Sanatçımız halk şiiri geleneğinden de yararlanmaktadır. Karşı Gece, Sesler ve Küller, Eylül, Deniz Feneri, Şiirler, Behçet Aysan kitabı, Üç Kardeştiler isimli eserleri önemli. Enis Batur bir diğer ismimiz, daha çok düz yazılarıyla tanıdığımız üretken isimlerden birisidir. İlk yazısı 1970 yılında, ilk kitapları da 1973 yılında yayımlanmıştır. Çok fazla üreten bir isim olduğunu söyledik. Televizyon dünyasıyla da haşır neşir bir isim. Birçok televizyon programına, kültürel televizyon programlarının arka planını oluşturan bir isim olarak karşımıza çıkıyor Enis Batur. Çeşitli yayın evlerinde yine düzeltmenlik, editörlük yapmış bir isim dergilerde ve gazetelerde. Evet, şiirleriyle birçok ödül almış Cemal Süreyya, Altın Portakal, Sibilla Aleramo, Türk Dil Kurumu ödüllerini almış bir isim denemesiyle de. Şiir alanında verdiği eserlerine bakalım beraber. Papyrus Mürekkep, Tüy, Seçme Şiirler, Turalar, Lirik Şiirler, Perişey, Kanat Hareketleri, Lirik Şiirler, Darp ve Mesel, Arka Şiirler, Doğu Batı Divanı, Ağırlaştırıcı Sebepler Divanı söylenebilir. Düz yazı alanında da eser verdiğini söyledik. Şehrengiz tarzında İstanbul için Şehrengiz, 3 İzmir, Ankara Ankara. Deneme eleştiri alanında şiir ve ideoloji, yazının ucu yazınsal denemeler, ebabil yazıları, Seyru Sefer Defteri, Aciz Çağ, Fal Taşları, Smokinli Berduş, Patates. Nurullah Genç, bir diğer önemli isimlerimiz arasında yer alıyor. Akademisyen isimlerden birisi. Aynı zamanda İslami kesime hitap eden, özellikle İslami şiirler yazan bir isim. Sanatçımız divan ve ece şiiri estetiğini kullanmaktadır şiirlerinde. İmge dünyası zengindir, renklidir. Necip Fazıl, Sezai Karakoç şiirlerinin etkisinde kalmıştır. Özellikle ikisinin de İslami isimler olduğunu biliyoruz. Uzun soluklu şiirler yazmıştır. Yağmur şiiriyle Nat-ı Şerif büyük ödülünü kazanmıştır. Şiirlerinde hüzün, yalnızlık, hasret, aşk, ölüm ve sonsuzluk temalarını özellikle işlemektedir. Çiçekler Üşümesi, Nuyageva, Yankı ve Hüzün, Aşkım İsyanımdır Benim, Siyah Gözlerine Beni de Götür, Yanılgı Saatleri, Yağmur, Rüveyda şiir kitapları olarak karşımıza çıkmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Birçok isimden burada bahsetmeye çalıştık. Umarım bunlar karşınıza çıkar ve umarım doğru olarak cevaplarsınız. Ve bir Allah razı olsun ya da teşekkür mesajı, yorumu yazarsınız bana da sınav sonrasında. Çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi günler.